Antalya gündemin konuğu Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağaç. Bugün Erkan Bey sizinle sertifikalı oteller zinciri işte müşterilerini denetleyecek diye TÜROFET Başkanı Sururi Çorabatır'ın bir açıklaması var. Yani sağlıklı turizm sertifikasının güvenli turizmde Türkiye'yi öncü yapacağını söylüyor. Neler ihtiva ediyor bu sağlıklı turizm sertifikası? Ya, bu yoğun gündem arasında şu an sektörde oluşan gelişmeleri sizin aracılığınızla dinleyicimize paylaştığımız için ben de size teşekkür ediyorum. Bu tabii sertifika açıkçası şu an olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Hem dünya hem ülkemize ve sektörümüz içinde. Böyle hayatın durma noktasında olduğu bir dönemdeyiz. Tabii biliyorsunuz ilk koronanın çıktığı işte Aralık ayı sonu, sonra Türkiye'ye gelmesi, bizleri etkilemesi Mart ayının ortalarını buldu biliyorsunuz. Mart ayından sonra da işlerimizin durma noktasına geldiği bir süreci yaşadık. Tabii o süreçten bugüne yaklaşık 2 ay, 2,5 aylık bir süre geçirdik. Biliyorsunuz her zaman konuşulan işte hastalık başlıyor salgın, tepe noktasına geliyor, tepe noktasından sonra da inişe geçiyor. Biz tepe noktasını şu an görüyoruz ki verilerden 23 Nisan'da tepe noktasına erişmişiz. O günden bugüne kadar da bir iyileşme süreci başlamış bu salgında. Tabii bu iyileşme süreci salgında gözüken iyileşme süreci sektörümüz içinde anlam ifade ediyor. Bu noktada da salgının son noktasına geldiğinde bizler de artık otellerimizi, kapanan işletmelerimizi, daha doğrusu işimize tekrar başlama noktasında bir şeyimiz var, talebimiz, isteğimiz var. Tabii bu işe başlama noktasında da nasıl başlayacağımız en büyük soruydu açıkçası. Çünkü sadece bu bizlerin değil, aynı zamanda uluslararası partnerlerimizin, iş yaptığımız ülkelerdeki ortaklarımızın velhasıl en nihayetinde de kendi ülkemizde de otellerimizi ziyarete gelecek misafirlerimizin otelleri hangi koşulda açacaklığımız noktasında bir soru işareti vardı. Çünkü buradaki en önemli husus biliyorsunuz sağlık. Bu sağlık ortamında da eğer turizm faaliyeti olacaksa, bir tatil olacaksa bunun da nasıl yapılacağı noktasında bir soru vardı açıkçası, bir durum vardı. Tabii şu an şeyi gördük Ahmet Bey, bizim tüm yaptığımız uluslararası görüşmelerde, daha doğrusu Dünya Turizm Örgütü'nün katıldığımız toplantılarda da şunu gördük. Güven unsuru şu an turizm faaliyetlerindeki en önemli olgu. Yani güvenli destinasyon, güvenli otel, güvenli seyahat şu an tüm misafirlerin beklentisi olacak. Yani çünkü bu salgının yaratmış olduğu bir psikolojik korku var, endişe var. Yani gittiğim yerde salgına kapılır mıyım ya da hijyenik koşulları yeterli mi konusunda bir psikolojik etkisi olacak bu durumun. Tabii bunu gidermek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın liderliğinde ilgili bakanlar ve sivil toplum örgütleriyle beraber bir komisyon hazırlanıyor. Biliyorsunuz geçen hafta 130 maddeye varan bir madde içerdi sertifikanın içeriği. Tabii bunu söylerken şunu da belirtmemiz lazım. Hemen sertifika açıklandıktan sonra bakanlığın yayınladığı 3 sayfalık bir genelge de vardı. O genelgede tüm işletmelere işletmesini açacaksa zorunlu uyması gereken kurallar vardı. Ama sertifikasyon zorunlu değil. Yani isteyen işletmeler bu sertifikayı alacak. Bir Dolayısıyla bedel iki tane farklı. karşılığında mı? Bir Tabii bedel karşılığında. bir bedel karşılığında sertifikasyon alacak. Onunla ilgili de biliyorsunuz bugün 5 tane firma açıklandı. Hangi Evet. kurumların bu sertifikayı ya da belgeyi vereceğiyle ilgili. Onların fiyatları da ilgili bir şeyler de var, kurumlar da var. Ama şunu söyleyebiliriz, bu süreç çok hassas bir dönemden geçti Ahmet Bey. Yani gerçekten bakanlık olsun, sivil toplum örgütleri olsun, bizler olalım bir noktasında. İşte bu sürecin geçici olduğunu düşünerek, varsayarak mümkün olduğu kadar işletmelerin uygulayabileceği asgari koşullara sağlayan bir belgelendirme oldu ve ücretleri işte firmalar tarafından asgari olarak açıklanacak. Oda sayısına, Bu yatak sayısına göre denetleme açıklanacak. karşılığı mı? Bu para denetleme karşılığı mı alınıyor? Tabii Yani bu para yani kimisinden 400 lira, kimisinden 2600 lira. Yani yatak sayısına göre yatak otellerde evet.
bir ücretlendirme var. Bunun ne karşılığıdır? Bunlar yani bu bakanlığın açıkladığı sertifika koşulları var. Bunlar gelecekler tesiste bu koşulların uygulanıp uygulanmadığını belgeleyip açıklayacaklar. Ve her bir tesise bir belge verecekler. Belgeyle beraber bir kare kod verilecek. O kare kod işletmenin belli yerlerinde olacak. Ve gelen misafirler o kare kodu okutulduktan sonra işletmelerde neler uygulandığı, neden uygulanmadığı noktasında yani daha doğrusu belgenin tüm kurallarını uygulanıp uygulanmadığını her türlü detayı o kare kodda görecekler. Bu şu açıdan önemli Ahmet Bey, onu da unutmamak lazım. Belgeyi uluslararası akredite kurumlar verecek. Yani bizim o uzun yıllar kendi tesislerimize çalıştığımız, mesela otelcilikte bilinen HACCP vardır. Gıda güvenliğini sertifikasını veren HACCP belgesi vardır. Mesela o Almanlar TÜV'sü de çok önem verir. İşte Bureau Veritas gibi bir sürü firmalar var bunlar. Yani bu uluslararası kurumlar tarafından akredite edilmesi de önemli. Tabii bunun içinde TSE tarafında da bu kurumların arasında. Dolayısıyla yani üyelerimiz, işletmelerimiz, isteyen her kişi, yani bu sertifika almak isteyen her kurum, her otel, istediği belgelendirme kuruluşu da bu belgeyi alabilecek. Yani işin genel özeti bu. Evet. Yani bunu şöyle diyebilir miyiz? Mesela Almanlar, Alman hükümeti TÜV, Almanya'da işte Alman Denetleme ve Belgelendirme Kuruluşu'nun raporunu bekliyor. Yani hangi ülkelere gidilip gidilmeyeceği diye basından okuduğumuz, duyduğumuz şeyler. Yani bu TÜV gibi bir şey mi olacak bu? Yani biz bu belgelendirmeyi verdiğimizde uluslararası yani ülkeler, diyelim ki Avusturya, evet buralara şu otellere gidilebilir. Bunlar çünkü belgelendirilmiş, sağlık koşullarını güvenli bir şekilde sağlayacağını söyleyen tesisler diye mi yorumlayalım bunu? Nasıl? Bence böyle yorumlamamak lazım Ahmet Bey. Çünkü sonuçta firmalar var. Firmalarla devletleri ilişkilendirmek çok şey olmayabilir. Ama sonuçta belgelendirme kuruluşlarına baktığınızda dünyada uluslararası saygınlık kabul edilmiş belgelendirme kuruluşları var. Tabii biz gidip TSE'den de bunu alabiliriz. Diğer 4 firmadan da alabiliriz. Dolayısıyla ya buradaki önemli olan konu ya bunların uluslararası boyutunun da olduğu, uluslararası mercilerinden onaylandığı önemli oluyor bu noktada eğer uluslararası turizm faaliyeti yapacaksak. Ama şöyle diyeyim, yani sonuçta iş turizmi için hareket eden bir işletme gidip bunu TSE'den de alabilir ya da başka bir firmadan da alır. Yani bununla ilişkilendirmek çok şey olmayabilir. Önemli olan bu sertifikayı alan tüm işletmeler bakanlığın web sitesinde yayınlanacak. Ama bu şey anlamına da gelmiyor. Yani mutlaka bu dönem için önemli olacak ama bu hayatımızın bir kuralı da olmayacak. Ben ümit ediyorum, Erzurum Ahmet Bey bunu da söylüyorum. Ümit ederim ki biz yılın sonuna doğru 2021 yılının itibariyle de artık bu belgeler ya da bu hayatımızın bir normal haline gelmez artık. Yani bunlardan da bunun bir geçici dönem olduğunu, bir geçici dönemle bu sosyal mesafe kurallarını uygulayacağımızı buradan belirtmek istiyorum. Bir geçici dönemi var Ahmet Bey. Yani bu geçici dönemi de bu güveni vermemiz lazım. Yani bu sadece eğer biz işimizi geri istiyorsak, işimize başlamak istiyorsak misafirlerde de oluşan bir hassasiyet var. Bunu aşmanın bir yöntemi de bu sertifika. Biliyorsunuz şu an tüm dünya turizm ülkeleri böyle bir sertifikalandırmaya, belgelendirmeye gidiyor. Bu sadece Türkiye değil, Türkiye burada bir öncü rol üstlendi. Ama hemen hemen tüm rakip destinasyonlarda da böyle bir faaliyet içinde var. Çünkü dediğim gibi bu misafir tarafından psikolojik olarak talep edilen bir unsur olacak. Biz bunu kendi ülkemize de göreceğiz. Yani kendi vatandaşımıza geldiği zaman hangi otellerde ne tür önlemler alındığını görmek isteyeceklerdir. İşte bu belgelendirmeler buna yardımcı olacak. Ama dediğim gibi zorunlu değil bu. Sadece bakanlığın belgesini uygulayıp onunla tesisini açacak işletmelerde olacaktır. Erkan Bey, şimdi öncelik bu süreçte 28'inde 28 Mayıs'tan itibaren otellerin açılacağı, yani turizm hareketinin başlayacağı 4 Haziran'dan itibaren de iç hatlarda büyük şehirlerden başlamak üzere 14 büyük şehirde uçuşlarda olacak turizminde ve iç turizminde başlayacağı beklentisi içindesiniz. Yani en azından bakanlık da böyle diyor. Şimdi 28'inde kapısını açacak
otel sayısı nedir sizce? Yani Antalya'da kaç otel var? Ve sizce bunun ne kadarı, yüzde kaçı hazır hale gelir ya da güvenerek otelini açar? Ahmet Bey, teşekkür ederim bu soru için. Yani gerçekten bu dönemdeki en önemli sorulardan biri bu. Çünkü gerçekten herkesin bir kafa karışıklığı olduğu ya da farklı anlaşılmaya neden olduğu bir konu bu. Öncelikle şunu söyleyeyim. 28 Mayıs yanılmıyorsam Türk Hava Yolları tarafından özellikle iç hat uçuşları 3 Haziran'a ertelendi diye biliyorum ben. Dış hatları da 10 Haziran olarak açıklandı. Tabii bizim bir turizm faaliyetinden öncelikle iki tane şey söyleyeyim. Yani şu an otellerin açılması ya da kapanması diye bir durum söz konusu değil. Yani burada Kültür ve Turizm Bakanlığı bize otelleri kapatın demediler. Şu anda da açın demiyorlar. Yani şu an Antalya'da açık olan tesisler var. Yani hem merkezde var, hem Beylik bölgesinde var. Diğer bölgelerimizde de tek bir iki tane de olsa açık olan işletmeler var. Ama siz de bilirsiniz ki bizler ticari işletmeleriz. Yani eğer misafirimiz yoksa, yani hadi ticari anlamda müşteri diyelim. Müşteri yoksa yani zaten oteli açık bırakmanın anlamı yok. Çünkü bizim gibi işletmelerde, otellerimizde bizim sabit maliyet dediğimiz otel boş olsa da, dolu da olsa kapıyı açtığınızda birkaç kapı açma maliyeti vardır. Onlar yüksek rakamlardı. Dolayısıyla açmadan da hepimiz, var. Açmadan da var. Açmadan aynı, da çok kısa var. Da olsa o da var. Dolayısıyla bizim işletmelerimizi kapatma noktasına geldik. Şimdi tekrar işletmelerimizi açmamız için bu soruyu bana bu dönemde çok soran oluyor. İşte 28 Mayıs itibariyle iç turizm hareketi başlayabilir. Elbette başlayabilir ama ben bu soru çok önemli bir soru ve tüm bana soran üyelerimize, dostlarımıza, herkese şu tavsiyede bulunuyorum. Sonuçta ülkelerde eğer bir turizm hareketi başlayacaksa bu öncelikle iç turizmle olacaktır. Dolayısıyla iç turizmin hareketini çok yakın takip etmemiz lazım. İç turizmin olması için de iki tane ana unsur vardır. Ya şehirler arası karayolu ulaşımının serbest bırakılması lazım. Bununla beraber uçakların uçması lazım ki bir iç turizm faaliyeti olabilsin. Önce ulaşım ayağını takip etmemiz lazım. Burada net fotoğrafı görmemiz lazım. Mesela bizim işletmelerimizde, bulunduğumuz işletmeler de kapalı ama biz de şunu takip ediyoruz. Mutlaka ulaşımın işinin çözülmesi lazım. Bir de tüm herkese ben şunu tavsiye ediyorum. Yani mutlaka çalıştığınız operatörlerle ilişkide olmamız lazım. Yani her otelin gerçeği farklıdır. Bazı otel %20 dolulukla açacağını kabul eder ama bazı oteller %50'den aşağı ben otelimi açmam der. Dolayısıyla işletmenin karar vermesi lazım. Burada da iş pazardaki çalışan operatörle görüşmesi lazım. Bunda yalnız şöyle bir şey de yok mu? Şimdi konuştuğum kimi otel sahipleri, tesis sahipleri diyor ki ben kapattığımda, normal kış sezonunda kapattığımda benim aylık giderim 300 bin liradır. Şimdi ben bu oteli açtığımda, kapısını açıp faaliyete başladığımda bu oran 5 katı artıyor. Ama benim şu an garantim yok. Yani ben şimdi otelin kapısını ya da tesisin kapısını açtığımda buraya müşteri gelecek diye bir şey yok. Yani kesin değil. Gelmesini umuyoruz. Ama biz bu şeyde böyle bir riske nasıl gireceğiz? Biz de bunu tartışıyoruz diyor. Ahmet Bey, Burak, hatırlıyor musun? İşte bu sorunun cevabını da anlatıyorum ben. Yani şu an zaten kimse açın demiyor. Yani sonuçta bunu bizlerin, işletmecilerin, bizlerin bunu kararını biz vereceğiz. Yani dediğim gibi kimse kapatın demiyor, kimse de açın da demiyor. Yani bunu çok doğru anlamak lazım, doğru yorumlamak da lazım. Yani sonuçta şu an ben otelimi ya da herhangi bir üyemiz gidip şu an otelini açabilir. Yani bizim ama yani boş otelde ne yapacağız? Zarar edeceğiz değil mi? Dolayısıyla yarın evet. Oteli açarken de belli bir rezervasyonu görmeniz lazım. Bunun rezervasyonu göreceğiniz şeyde, merci de operatörlerinizde. Dediğim gibi iç pazar acentalarınızla iletişim halinde olacaksınız. Bir de yurt dışı pazarını, yurt dışı pazarı da takip etmeniz lazım. Bu ne anlama geliyor? Önce yani ülkeler arası uçuşların açılması lazım. Seyahat kısıtlamalarının kaldırılması lazım. Ve velhasıl bu ikisi açıldıktan sonra da yani sizin işletmenize rezervasyon olup olmadığını da çok yakın takip etmeniz lazım. Yani bunları kabullendikten sonra, gördükten sonra ve belli bir öngörüyle, belli bir doluluğu kabul ettikten sonra işletmenizi açacaksınız. Yani bu işin sonunda bir noktada da açıkçası bizlerin alacağı, yani işletmecilerin, otellerin alacağı bir karar. Dolayısıyla bu böyle sinyalleri alarak hareket etmemiz gerekiyor. Peki Erkan Bey, bu sinyallerden mesela Yunanistan şöyle bir sinyal verdi. Dedi ki biz
iç turizm için 30 milyon avroluk bir destekleme bütçesi ayırıyoruz. Burada işte 4 gece konaklamak koşuluyla otellerde 4 gece konaklamak koşuluyla 120 euro ile 300 euro arasında destek verecek tüketiciye iç turizmde. Şimdi bu önlemler bir şekilde bu tür teşvikler bir şekilde iç pazarını hareketlendirecektir. Sizin bakanlıkla görüşmelerde böyle şeyler var mı? Hiç bu tür konuşmalar var mı? Yani bir sadece kredi vererek ki sonuçta bunları ödeyecek faiziyle ya da faizsiz her neyse o krediler borçtur, onu ödeyecek. Ama bu tür yani potansiyel turizm misafirine böyle şeyler ödenmesi gerekiyor mu? Siz böyle şeyler buna katılıyor musunuz? Ya Ahmet Bey, tabii bu soru çok değişkenli bir soru. Yani bunun tek bir cevabı yok. Yani çünkü buna gelene kadar bir sürü değişik faktöre bakmanız lazım. Ama şunu şöyle söyleyebilirim. İş pazar son derece önemli bir pazar. Yani bizim her zaman sadece kötü zamanda değil, iyi zamanda da geliştirmemiz gereken bir pazar, desteklememiz gereken bir pazar. Bu iş pazarla ilgili neler yapmamız gerektiğini hem sivil toplum örgütlerinde hem ben TGA'da bulunduğum görev nedeniyle orada da çok konuşuyoruz. İş pazarını nasıl hareketleriniz, neler yapabiliriz noktasında. İnanın çok fazla beyin fırtınası ve şey de yapıyoruz. Fikir jimnastiği de yapıyoruz. Mesela kredi taksit sayılarının artırılması, işte farklı önerilerin getirilmesi, ama buradaki demin geldiğim konuya gelecek. Yani buradaki iş pazarı da hareketlendirmek için öncelik bizim uçakları havalandırmamız lazım. Yani buradaki en önemli unsur o. Yani şu an yani uçlar olmadığı sürece istediğiniz kadar şey yapın. Yani bir şeyler destekleyin ama iç pazar hareketli olması. Yani bunu kademe kademe yapmamız lazım. Şu gerçeği de ama göz ardı etmemek lazım da. Yani otellerin açılması için iç pazarda yetmez Ahmet Bey. Yani Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyon yatak var. Antalya'da sadece bunun 600 bin yatak var. Yani sadece iç pazarla biz istediğimiz rakamlara ya da 2019'daki sayılara gelemeyiz. Yani dolayısıyla hem iç pazara hem dış pazara ihtiyacımız var bizim. Yani Türkiye'nin turizm yapısı biliyorsunuz biz %80-85 civarında dış pazar odaklı gidiyor Türkiye'nin turizmi. Çünkü Türkiye misafir ağırlayan bir ülke ve dış turizmle büyüyen bir ülke. Ama aynı zamanda biz bunu yaparken iç turizmi de büyütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla yani bu dönemdeki reçeteler ya da bu dönemdeki alınacak aksiyonlar ya da demin sizin sorduğunuz o işletmelerin tekrar işler noktaya gelmesi için iç pazar desteklenmeli, ama sadece iç pazar yetmez. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Yani bizim günün sonunda Temmuz olur, Ağustos olur ya da önümüzdeki işte 45 günde olur çok ciddi yoğun çalışmaları, yani mutlaka bizim dış pazarı da başlatmamız lazım ki en azından biz tesislerimizi açalım. Yani biz bu dönem tesislerimizin %50'sini açabilirsek başarılı oluruz diyebilirim yani. Siz açacak mısınız otelimizi? Tabii biz de planlama yapıyoruz. Açmak için çok ciddi çalışma yapıyoruz açıkçası. Yani hem sertifikasyon konusunda çalışma yapıyoruz, hem de işte biz de hem iç pazardaki partnerlerimizle, dış pazardaki partnerlerimizle görüşüp işte Haziran ayının içinde, Haziran ayının bir noktasında açmayı ben istiyorum. Çünkü artık belli yani öngördüğümüz doluluklar olmayacak. Yani bunu herkesin kabullenmesi lazım. Bütçelerimiz revize olacak. Ama en bir noktada bizim faaliyetlerimize başlayıp işimize dönmemiz lazım. Çünkü ekonominin çarkı dönmesi lazım. Personelin istihdamının sürekliliği lazım. Dolayısıyla hepimizin bir şekilde az bir trafikle de olsa bir şekilde işletmelerimizi çevirme, işe başlama noktasına gelmemiz lazım. Ama peki, dediğim bu gibi bu mesela yani aynı anda tüm işletmeler açılmayacak Ahmet Bey. Yani 3 oteli olan, 4 oteli olan, 5 oteli olan belki bir sizin, tek otelini açacak. Sizin Kıbrıs'taki otelinizi siz açacak mısınız? Bugün tabii, kimi şeyler açıldı Kıbrıs'ta. Dün itibariyle 20 Mayıs itibariyle kimileri açıldı mesela. Yani isim vermeyeyim ama okuduğumuz şeylerde açıldı. Sizin tabii, var mı öyle bir niyetiniz? Tabii öyle, elbette buradaki aynı planlamayı orada da yapıyoruz ama bir şey unutmayın, orada da uçuşlar henüz başlamadı. Yani orada küçük tesisler Kıbrıs içinde, yani dolayısıyla yani esas Kıbrıs'ta da bir turizmi
konuşacaksak orasının zaten uçuş konusunda çok ciddi sıkıntısı var. Kesinlikle. Ve ana pazar Türkiye. Yani Türkiye'den oraya uçuş olmadığı sürece olmaz. Yani bizim işimiz ulaşımla ilgili. Yani biz ne diyoruz? Turizmi geliştirmek istiyorsak altyapı. Altyapı da nedir? Havalimanıdır. Yani şimdi havalimanı var ama uçacak uçak yok ya da izin verilmiyor. Dolayısıyla bu halledilmediği sürece bir destinasyonu açmak yani şeyi açabilirsiniz. Gidip oteli hemen açabilirsiniz. Sorun değil. Ama boş otele ne yapacağız? Misafirin olmadığı otelde iş yoksa açmamızın da bir anlamı yok. Dolayısıyla kademeli kademeli gidiyoruz. Uçuşların kaldırılması, seyahat yasağının kaldırılması ve operatörlerle alacağımız bilgilerle planlama yapacağız. Ama ben şu an aldığım bilgiler ve öngörülerle kısmen de olsa, kademeli de olsa, az sayıda da olsa Haziran'da işletmeler açılmaya başlayacak. Temmuz, Ağustos'a göre de bu sayılar artacaktır Ahmet Bey. Son bir şey soracağım. Süremizi de çok açtık ama. Şimdi otele geldim. Ben bir misafir olarak. Şimdi hani eskiden otele geldiğinizde lobi vardı ya da barlar vardı. Havuzun içinde animatörler vardı, animasyonlar vardı ya da işte o akşamları o yine kulüpler vardı. Bunlar olacak mı? Ya otelde bizim hizmetlerimiz aynı olacak. Yani birkaç konuda böyle kısıtlamalar var. İşte mini kulübün kapalı kalması noktasında böyle hassasiyetler var. Ama onun haricinde her şey deniz açık olacak, sahil açık olacak, havuzlar açık olacak. İşte spa'yı açacağız. Sertifikalı alan oteller için mesela spa merkezleri açık olacak. Yani biz normal hayatımıza devam edeceğiz. Ama iş yapma biçimimiz bu dönemde biraz farklılaşacak. Buradaki temel unsur, temel kural da sosyal mesafe kurallarını iş süreçlerimize evet. uygulayacağız. Esas kural. Erkan Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. 3T'nin bugünkü konuğu Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı'ydı. Erkan Bey tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davet için. Çok sağ olun.